Sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün belki hayatınızda hiç görmediğiniz bir börek tarifiyle geldim. Sağ olsunlar, bazı beni tanıyan arkadaşlarım benden çok rica ettiler. Bunu paylaşmamı istediler. Videolardan bakarak daha güzel yapacaklarını düşündükleri için onlara da teşekkür ediyorum. Bugün size patatesli böreğimizi tarif edeceğim göstererek. 2 su bardağı su ve tuzla yoğurduğumuz hamurumuz var. Daha sonra tellenmesi için şöyle gösterelim arkadaşlar. Yaklaşık 200 gram kadar tereyağımız, 1 su bardağı su sıvı yağımız var. Bunları eriteceğiz birazdan. 250 gram kıymamız var. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1,5 tatlı kaşığına yakın tuzumuz var. 3-4 adet normal büyüklüğüne göre uygun şekilde patatesimiz, soyulmuş patatesimiz. Onları birazdan ben doğrayacağım, size göstereceğim. Bir başta soğanımız var. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar, dediğim gibi 2 su bardağı su ve miktarını siz ayarlarsınız. Tuzunu koyduk. Sadece düz suyla hamurumuzu yumuşak bir vaziyette yoğurduk. Şimdi ben bu hamuru ikiye böleceğim. Geçenki videomda da söylemiştim. 2 su bardağı sudan yoğrulan hamur tam bir tepsi çıkıyor arkadaşlar. Benim ölçüm bu şekilde. Bunu ikiye bölüyoruz. Beze yapıyoruz. Şu an yapışmadığı için unlamadım. Birazdan unlayacağım. Soframızda güzel bir şekilde açıyoruz. Bunu biraz sofra büyüklüğüne yakın açacağım, büyüteceğim. Daha sonra tereyağlı sıvı yağla tellenmesi için yapılışını göstereceğim sizlere. Hamurumuzu şimdi büyüteceğiz. Hamurumu sofra büyüklüğünde açtım arkadaşlar. Tereyağlı sıvı yağımız göstermiştim az önce. Onu da güzelce erittik. Biraz hafif ılındı. Şimdi bu hamurumuzu bu tereyağlı sıvı yağımızla her tarafına değecek şekilde yağlıyoruz. Bak, mutlaka deneyin, bitiminde anlayacaksınız. Hiçbir yerde görmediğiniz bir tarif bu. Muhteşem bir tarif. Bunu her tarafına yağımız mutlaka değecek. Bolca yağlayın. Bu tel tel yapıyor tereyağı. Margarin de koyabilirsiniz arkadaşlar. Tereyağınız olmayabilir o anda. Fakat ben bunu tereyağı koydum. Margarin de koyabilirsiniz. Sıvı yağla eritirsiniz. Bunun her tarafına yağını değmesi için bu şekilde değdiriyoruz. O zaman çok tel tel oluyor. Her tarafına değdirelim. Şimdi hamurumuzu hafif böyle gerdire gerdire rulo haline getiriyoruz. Rulo haline getirip saracağız. Mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Şöyle hafif açtırarak rulo yapın. Şimdi bu rulomuz hazır arkadaşlar. Bunu bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Şöyle ölçü olarak şöyle büzdürüyorum ben. Şimdi bu rulomuzu böyle büzdürüyoruz ya arkadaşlar. Bunu şöyle büzerek ters kapatıyoruz. Bu katmerli yerleri buraya dek geliyor. Şöyle, bu tam büyüklükte oluyor. Bu şekilde ters kapatıyoruz. Şöyle ölçümüz böyle ayarlamaya alıştım. Aynı boyutlarda olması için
Bakın. Şu katmerli yerleri alt kısma geliyor. Rula yaptığımız katmerli yerleri alt kısma geliyor. Kat kat bir börek olacak. İkinci hamurumu da, yani ikinci bezemi de açtım. Aynı şekilde gösterdiğim gibi yağladım. Küçük küçük keserek büzdürdüm. Rula yaptım, büzdürdüm. Tepsime dizdim arkadaşlar. Bu tam bir tepsilik oluyor. Bunu biz kenara dinlenmeye alırken, beklemeye alır iken ben size patatesini küp küp doğramayı göstereceğim. Arkadaşlar, ben bunu bu şekilde, pratik bir şekilde böyle dilimliyorum ve küp küp kesiyorum. Bunu harcımızın içine koyacağız. Bakın, bu şekilde küp küp. Sonra biraz suyunu süzdürebilirsiniz. Yıkadığımız için sulanabiliyor. Yıkadık, güzelce soyduk patateslerimizi. Şöyle küp 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 küçük küçük dilimler halinde. Zaten içinde havasız olduğu için pişiyor patatesimiz. Hiç korkmayın. Güzel bir şekilde doğruyoruz. Bu böreğin diğer adı beliş arkadaşlar. Şöyle küçük küçük küp küp. Soğanı da aynı bu şekilde doğrayacağız. Hepsi çiğ olacak. Kıymamız, patatesimiz, soğanımız hepsi çiğden olacak. Çok değişik bir lezzet. Patateslerimizi göstermiş olduğum gibi küp 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 küçük doğradık arkadaşlar. Soğanımızı da o şekilde dilimledim. Böyle küçük küçük küçük. Hani bunlar çünkü elin enerjisi geçmesi gerekiyor. Robottan çekilmiyor bu tür soğan, böreklerde soğan. Böyle küçük küçük soğanımızı da doğruyoruz. Arkadaşlar, kuru soğanımızı da doğradık. Hepsini çiğ koyuyoruz. Bunu unutmayın. 250 gram kıymamızı koyduk. 1 tatlı kaşığı karabiber. 1,5 tatlı kaşığına yakın tuzumuzu koyduk. Bunları çok güzel karıştıracağız. Bir de arkadaşlar, içine erittiğimiz yağdan böyle katıyoruz. İçi de güzelce yağlı, hani kokulu olsun diye. Hafif, az, çok değil. Bunları karıştıracağız büyük bir kapta. Hazırladığımız içimizi büyük kaba boşalttık. Güzelce karıştırdık. Hepsi çiğ olacak dediğim gibi. Şimdi bu içimiz hazır. Şimdi arkadaşlar, şöyle koyalım göstermek için. Bu bekledi biraz. Hamurumuz telteli olacak beklediği için. Bunu böyle açıyoruz küçük bir şekilde. Tabi biraz bu nasıl desem, bazı bölgelerde ana yemek olarak da geçiyor. Malzemesi doyurucu, güzel. Hem börek olarak, ikindi çayları yanında. Bu şekilde dolduruyoruz. Bu pişiyor yavaş bir fırın derecede. Şöyle büzüyoruz arkadaşlar. Şöyle tutuyoruz. Bohça şeklinde büzüyoruz. Tekrar göstereyim size. Şimdi hamurumuzu aldık. Şöyle elimizle hafif bastırdık. Şöyle yavaşça. Merdane de kullanabilirsiniz. Ben oklavaya alışkın olduğum için pek merdane kullanamıyorum. Sonra hafif küçük açtık. İçimizi koyduk. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar tam dolduruyor. Sonra bunu böyle tuta tuta büzdürüyoruz. Şöyle büzgülü bir şekilde bohça gibi kapatıyoruz. Çok lezzetli olduğu için tel tel dökülüyor. Arkadaşlarım rica ettiler benden. Paylaşmamı istediler. Zaten paylaşacaktım. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde şöyle büzdüre büzdüre
şöyle büzdürüyoruz. Şöyle bir taraftan da elimizle tutuyoruz. Tabii ben alışkın olduğum için bana göre çok kolay. Şöyle büzdürüp kapatıyoruz. Sofranızda böyle 5-6 tane açıp içlerini koyup büzmeye devam edebilirsiniz hanımlar. İsterseniz tek tek açıp tek tek koyarsınız. Hanım bu şekilde yaparsanız daha pratik olur. Hamurumuzu hepsini bu şekilde hazırladık. Tam bir tepsi çıktı arkadaşlar. Hafif fırçamızı kalan yağımızdan hafif hemen şöyle hafif yağlıyoruz. Üstü hani kurumasın, tel olsun diye. Çok az. Zaten hamurumuz tereyağlı. İçimiz yağlı. O yüzden çok az. Bu şekilde yağlıyoruz. 200 derece fırında 40 dakika sanırsam 40 dakikaya yakın kızartacağız. Bu şekilde hamurumuz hazır. Fırına girmek üzere. Böreğimiz 200 derece fırında yaklaşık 40 dakikaya yakın zamanda pişti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Tel tel oldu. Mis gibi koktu. Şöyle bölerek de göstereyim. Bakın. Çıtır çıtır oldu. İçi de pişti. Şu anda çok sıcak olduğu için. Bakın tel tel dökülüyor. Yumuşacık oldu hem. Bu şekilde arkadaşlar. Afiyet olsun denerseniz. Kanalıma bekliyorum. Ben sadece börek çeşitleri değil her türlü bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kaneviçe, dantel, börek, yemek, ileride pasta. Her türlü bilgilerimle paylaşmak istediğim için beni mutlaka takipte kalın. Daha çok göstereceğimiz işler var. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.